Herkese merhabalar. Tylol, hafif ve orta şiddetli ağrı ve ateşin semptomatik tedavisinde kullanılan bir ilaçtır. Hastalığı tedavi etmez, sadece semptomları giderir. Etkin maddesi parasetamoldür, piyasada iki tür çeşidi vardır. Şurup ve tablet formu bulunur, Tylol pediatrik şurup 2 aylık ve 6 yaş arası, Tylol 6+ şurup, 6 yaş sonrası ve yetişkinler içindir. Uzun süreli kullanımı karaciğer hasarına neden olabileceği için doktorun önerdiği dozda kullanılmalıdır. En yaygın yan etkileri, baş ağrısı, baş dönmesi, uyku hali ya da uyuşma, mide bulantısı, kusma, sindirim bozukluğu, hazımsızlık ve karın ağrısıdır. Doktorunuza danışmadan kullanmayınız. Tylol ne için kullanılır? Tylol çocuklarda ve yetişkinlerde hafif ve orta şiddetli ağrı ve ateşin tedavisinde kullanılır. Ancak sadece semptomları tedavi eder, hastalığın tedavisinde etkili değildir. Kimler Tylol kullanmamalı? Parasetamole ya da ilacın içerdiği diğer maddelerden birine karşı alerji, şiddetli karaciğer ya da böbrek yetmezliği olanlar kullanmamalıdır. Tylol ilacı hangi durumlarda sakıncalıdır? Anemi yani kansızlık, akciğer hastalığı, karaciğer veya böbreklerde işlev bozukluğu, prematüre doğum ya da 4 kilogramdan düşük vücut ağırlığı, şeker intoleransı, kalıtsal Gilbert hastalığı gibi. Eğer Tylol kullanmasına rağmen çocuğunuzda 3 veya 5 gün içinde yeni semptomlar görüldüyse ya da ağrı veya ateşte azalma olmadıysa, ilacı kullanmayı bırakıp hemen doktorunuza danışın. Yaygın görülen yan etkileri nelerdir? Baş ağrısı, baş dönmesi, uyku hali ya da uyuşma, üst solunum yolu enfeksiyon, mide bulantısı ya da kusma, ishal veya kabızlık, sindirim bozukluğu, hazımsızlık, mide ya da bağırsakta gaz ve benzeri gibi. Siz değerli izleyicilerimiz, mecbur kalmadıkça ilaç kullanmaktan kaçınınız. İzlediğiniz için teşekkür eder, bizlere destek olmak için abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın, sağlıkla kalın, bizimle kalın.